Burada amirallerin hani bildirgesindeki birçok açıdan baktığınız zaman Türkiye'nin geçmiş tecrübeleri ışığında kullanılan dil, başlık, üslup, üstten bakan o hani hep darbe açıklamaları esnasında yüce Türk milleti diye başlar ya ve en alt paragrafta da devamlı işte Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılıkla biten o hepimizin tanıdığı bildirge gecenin bir vaktinde ve en son ki o hain darbe girişimiyle karşılaştırdığımız zaman benzerlikler anlamında söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Marmaris'te. Yani. Sayın Cumhurbaşkanı Marmaris'teyken o gece vakti o bildirge o üslupla yayınlanıyor. Ben açıkçası o ilk planlamaların günkü... pazartesi falan olduğu söyleniyor. Başka bir şey var peki, deniyor. O zaman bunu belki 15 Temmuz'da geceydi ama ona geldi falan. Yani böyle bir tuhaf bir durum var orada. Dumlupınar şehitlerini anma günüydü falan. Yani başka tarih şimdi, takvimleme açısından bir şey olduğu belli. Yani bir şeylerin bir hedeflendiği belli ama biz tabii içerini bilmiyoruz. Onu şey ortaya çıkartacak. Burada yani bunu hafif görmek, bunu ya olmamış veya görüş bildirme şeklinde görmek mümkün müdür? Bazıları öyle görüyor ama ben açıkçası görmüyorum. Neden? Çünkü biz bu tecrübeleri yaşadık. Yani biz bunları 15 Temmuz öncesi ama buna benzer birçok farklı işaret gündemdeyken ya olur mu artık Türkiye'de darbe meselesi geçti diyorduk hepimiz. Birçok programda, ne bileyim siyasi ortamlarda olur mu ya, mümkün değil, bundan sonra darbe mi olur Türkiye'de diyorduk ama 15 gecesi, Temmuz gecesi bir anda karşı karşıya kalıverdik. Şu anda da bu emekli amiraller tüm mecralarda, yani televizyonda, gazetede, köşe yazarlığında mensubu oldukları bir kısmı siyasi parti mensubu, partilerde tüm görüşlerini, fikirlerini kamuoyuyla paylaşabiliyorlar, paylaştılar. Ve buraya paralel şeyler söylediler ve hatta daha ağır şeyler de söyleyenler oldu. Buna tabii karşı ne yargının ne bir kamuoyunun ciddi bir tepkisi de olmadı. Olan tepkiler de tamamen demokratik temayüller çerçevesinde. Ama bir araya gelip böyle bir şeyi başka belki mekanizmalarla birleştirmeyi hedeflediğiniz anda ki biz böyle algılıyoruz. O zaman bunu kabul etmek, bunu yok saymak, bunu görmezden gelmek mümkün değil.